Bodrum Kent Konseyi ve Muğla Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamdi Topçuoğlu öncülüğünde ortak bir bildiri yayımlayan tüm kent konseyleri, yerel seçimler sonrasında mahalle yasalarına tabi olacak köyleri korumak ve köylüleri hak arayışında örgütlendirmek amacıyla harekete geçti. Köylülerin güzel kişiyi, köylerin güzel kişiyi ortadan kalkınca... Kent konseylerinin köyler meclisi harekatı Mendirek Kafede düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Muğla Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamdi Topçuoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya MHP İlçe Başkanı Asım Başaran, CHP'den Bodrum Belediye Başkan aday adayları Nuran Yüksel ve Erman Aras'ta, eski ilçe başkanı Durmuş Ali Öztürk'ün de hazır bulunduğu toplantıda Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, EMO Bodrum Şube Başkanı İsmail Sever, Mavi Yol Girişimi Sözcüsü Filiz Dizdar, Yakaköy Muhtarı Halil Kıy ve Kent Konseyi Köyler Meclisi adına Nihal Ünver ve Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri katıldı. Kişilerine bir sürü ekonomik yük çıkacak olabilir. Bunlar üzerinde doğrusunu söylemek gerekirse çok durmuyor. Önemli olan... Muğla Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamdi Topçuoğlu, köylülerin örgütlenmesi ve güçlerini birleştirmesi gerektiğine işaret ederek, köyler köklerimizdir diyoruz. Eğer köyler ortadan kalkarsa Anadolu çınarını yaşatmak asla mümkün olamayacaktır. Anadolu çınarının kökleri Anadolu topraklarındadır. O kökler köylerdir. Köyleri ortadan kaldırdığınız anda geleceği umutla bakma şansınız asla olmayacaktır. Üretmeyen bir toplumun yaşama şansı yoktur dedi. Köyler Meclisi'ni kurduk. Bu köyler meclisini kurabilmek için köy köy dolaştık. Bu öyle kolay bir süreç değil. Bizim şu anda diğer yerlerde yapacağımız çalışmaların her birinin altında kent konseyleri var. Fethiye'de Fethiye Kent Konseyi, Ortaca'da Ortaca'dan Kent Konseyi, Milas'ta Milas Kent Konseyi bu işlerden sorumlu. Şu anda yaptığımız şey bizim Bodrum'da yaptığımız işlerin ilk adımını oralarda atmak. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek, Muğla'nın her tarafında köyler meclislerini kurabilecek olursak, 2014 Mart'ından sonra büyükşehre dönüşen Muğla'da biz anında köylere hizmet edebilecek olan bir sivil toplum örgütünü kurmuş olacağız. Bu aynı zamanda Muğla Büyükşehir yönetimini üstlenecek olan kişi içinde, gruplar içinde son derece önemli bir şey olacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi bu Büyükşehir Yasası'na bağlı olarak İl Genel Meclisi, İl Özel İdare, Köy Des gibi kurumlar ortadan kalkıyor. Böylece köylerle yani kırsal kesimle kentsel kesim arasındaki bağları kurabilmemiz için mutlaka bu tür sivil girişimlerin gerekliliği söz konusu. Biz bunun ön hazırlıklarını yapmış oluyoruz. Bu bir süreç. İlk adımı atıyoruz. Amacımız mutlaka el ele vermek. Zaten hareketimizin adı da şimdi birlikte olma zamanı. Basın toplantısının ardından kent konseyi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Bodrum'da sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Toplantı sonrası kent haberi açıklamalarda bulunan Hamdi Topçuoğlu, uzun zamandır planladıkları köyler yürüyüşünü gerçekleştireceklerini ifade etti. Biliyorsunuz uzun zamandır planlamış olduğumuz bir köyler yürüyüşümüz var. Şimdi birlikte olma zamanı, köylerle el ele diyerek bir yürüyüş başlatıyoruz. Amacımız Büyükşehir Yasası, Hal Yasası ve Toprak Kullanım Yasalarının getirdiği sonuçları köylerimizde konuşmak ve burada doğabilecek sorunları, yaşanabilecek olan durumları paylaşarak bunlara nasıl bir çözüm üretebiliriz bunu konuşacağız. Bugün bunun ilk basın toplantısını yaptık Mendirek Kafede. Yarın akşam Muğla'da daha geniş bir Muğla basınına yapacağımız bir açık basın toplantısından sonra 9 Eylül sabahı Fethiye'de bu yürüyüşü başlatıyoruz. Bekçiler Köyü'nden başlatıyoruz ve 25 Eylül akşam üzeri Çömlekçi Köyü'nde sona erecek. Muğla'nın bütün ilçelerini tek tek dolaşacağız, köylerini dolaşacağız ve orada önümüzdeki süreç içerisinde birlikte ne yapabiliriz sorularının yanıtlarını arayacağız.